Kadir. Ne diyorsun? Gaddar mı? Aynen öyle abi. Vay. Değiştiriyoruz da gaddar yapacağız. Aynen öyle. Bu sefer tarzımızı değiştiriyoruz. Tamam. Gençler kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Bugün Kadir var yanımızda. Kadir'e gaddar modeli yapacağız ama bu zorunlu bir model. Neden diyeceksiniz? Annesi bir hastalığa yakalandı. Morallerimiz biraz aslına bakarsanız kötü. O yüzden annemizin saçları dökülüyor. Kemoterapi de gördüğü için. Ona moral olsun diye gaddar modeli yapıyoruz şimdi. Umarım beğenirsiniz yani. Bunu beğenseniz de beğenmeseniz de olur aslına bakarsanız. Çünkü çok böyle severek yapacağımız bir iş değil. Mecburiyetten yapıyoruz. Ama ne yapalım? Siz de dualarınızı eksik etmeyin annemiz için. Bu arada annemiz de Diyarbakır'da yaşıyor. Kardeşim Diyarbakır'a gidecek. Tıraş olduktan sonra onu Diyarbakır'a yollayacağız nasipse. Gaddara başlıyoruz oğlum. Böyle gençler 8 numarayı takıyoruz. Şöyle. Üstleri alacağız. Annen seni böyle görünce sevinecek ama. Yani herhalde. Tabii canım ondan, onun canından, onun şeyinden değerli mi Allah aşkına saç? Ne olacak? Usturaya bile vururuz anasını satayım. O mu dert? Aynen öyle. Yeter ki o iyi olsun, ona moral olsun da. Gerisi çok da fazla önemli bir şey değil. Şöyle 8 numarayla alıyoruz gençler. Şöyle aynı yerlerden birkaç kere geçerseniz saçtaki uzunları kısaları da alırsınız. Tek bir kere geçmeyin yani saçtan. Şöyle bir 2-3 kere geçin. Şimdi buraları böylece aldık. Kadir her yerin kıl oldu böyle. Saç çok. Vallahi billahi. Şimdi böyle üstleri 8 numarayla aldık. Şimdi biliyorsunuz ki gaddar modelinde sıfırlama yapılmıyor. Sıfır girmeyeceğiz saçlara. Şöyle yanları bir numarayla alacağız. Sadece şuralardan itibaren. Dipleri de yarım kat yapacağız. Kılavuzunu da şu noktadan alın bir numaranın. Bakın kılavuzu buradan veriyorsunuz. Böyle yukarı doğru kaldırarak. Bakın şu nokta bizim için iyi. Verdiğimiz kılavuz burada. Bakın gördüğünüz gibi böyle alıyoruz. Şimdi böyle bir kılavuzumuzu çizdik. Ondan sonra biri çıkartıp 1.5'u takacağız. Çengel yukarıda ama aşağı indirmiyoruz. Çengel yukarıda olarak.
buraları ezerek gidiyoruz gençler. Şu noktaya kadar alsak yeter bizim için. Çerçeveyi de böyle çiziyoruz. Bakın çerçevemizi de böyle aldık. Yan çerçeveyi böyle alarak. Ondan sonraki şimdiki sistemde ise bunu komple aşağı çekiyorsunuz, çengel aşağıda. Buraları yiyerek, zaten bunun kafa yapısı ve saç yapısı da şişik olduğu için buraları biraz yememiz gerekiyor. Şöyle yiyerek. Bakın buraları böyle aldık. Saç zaten oturmaya başlıyor. Şimdi buraları da böylece almış olduk gençler. Ondan sonra ne yapacağız? 2 numarayı takıyoruz. 2 numarayı taktıktan sonra o yukarıdaki bağlantı noktası var ya, yukarıyla yanın bağlantı noktası. Orayı ayarlayacağız. Yani şu noktaları. Şu bağlantı noktalarını da ayarladıktan sonra bizim bu saçın bu bölümüyle işimiz bitiyor. En sonunda şöyle bir hafif bir makas geçeceğiz. Bir üstlere bir de yanlara, o kadar. Yani aslına bakarsanız gaddar modeli çok basit bir model. Hiç zorlanabileceğiniz bir model değil. Mesela buraları görüyorsunuz. Şuralar uzun geliyor ya. Oralara çok fazla girmiyoruz. Onları az sonra makasla ayarlayacağız. Makasla şuraları bir tık daha kısaltacağız. Eğer ki makineyle girerseniz daha kötü olur. Makasla toparlamanız daha iyi. Evet, gördüğünüz gibi bakın. Böyle yanları komple aldık. Şu an gaddar modeli artık şekle girdi. Bir tek bizim için elimizde kalan tek nokta en son dipler kaldı. Dipler ve şuranın geçişi. Onları ayarladık mı işimiz bitiyor. Bir tek üstler kalıyor. Ondan şimdi gençler, yarımı taktık. Çengel kapalı. Fazla yukarı çıkmadan, zaten ben burada platformu çizdim ya bu noktada. Şuradan girerek sadece şöyle. Şöyle alarak. Bakın çok çıkmadan yukarı. Şuralarda ayarlayarak bunları komple alıyoruz, temizliyoruz köşeleri. Şuraları da böyle alarak. Bakın şimdi buraları aldık ya. Bitti. Şöyle iki tık alıyoruz. Çok fazla yukarı çıkmadan. Şöyle. Çaprazlama olarak şuradaki izleri yukarı bir kademe alıyoruz. Fazla değil, sadece bir kademe. Şimdi gençler, komple indiriyorsunuz aşağı çengeli. Ve son artık rütüşü yapıyorsunuz. Şu geçiş noktalarını ayarlıyorsunuz. Bakın çaprazlama da giriyorum saça. En son şu altlarda kalan izler var ya, onları da 0.1 milimle
Ama tarak üzerindeyken yapacağız onu 0-1'i. Bakın şu an fazlalıkları alıyorum. Geçişi de ayarlıyorum. Bu şuralarda da var mesela. Şunları da şöyle alarak. Bu geçiş noktalarını güzelce ayarladıktan sonra. Evet. Tıraşımız aslında bakarsanız bitti. Bu kadar. Şimdi şöyle son 1000 milim alıyoruz. Bakın şuralar var ya. Şuraları yiyerek böyle hafif hafif ufak tefek izler kalıyor ya. Onları düzeltmemiz gerekiyor. Onları düzeltmezsek saç kendini göstermez. Tekrar şöyle 1 milimi alıyoruz. Burada 0-1 ile 0-3 arasında gidip geleceksiniz. Saçın giriş ve bağlantı noktalarına göre. Mesela almadığı yerde, 0-1 almadığı yerde zaten 2 ile aldığınız için 1-2 3 yapıyorsunuz. Bakın mesela şöyle. Bak buraları almıyor ya mesela. Şurada şöyle 3 ile gireceksiniz ki bakın. Alıp hepsini götürüyor. Evet gençler, katlar modeli bitti. Kadir nasıl? Gayet iyi abi. Düştü ya. Şimdi bir enseleri çizeceğiz. Ondan sonra da bir makas. Yani bizim en fazla toplasanız 5 dakikalık bir işimiz kaldı. Fazla sürmez yani. 3-5 dakikaya biter. Şimdi gadlarda aslında çizim yok ama ben gene bir şöyle bir çizeyim. Şöyle hafiften böyle. Böyle bir belli etsin saç kendini. Burası bitti. Ondan sonra şuradan şöyle hafif. Şuradan şöyle bir nokta girelim. Şurayı alalım. Ondan sonra bir tarafa gelip burayı ayarlayalım. Ve burası da böylece bitti. Şimdi gelelim ense diplerine. Enseyi naturalleştireceğiz. Şöyle 0.1 milimle girip şöyle altları şöyle yiyeyim. 0.2'ye alın. 0.3 kaldırarak. Ondan sonra da böyle bir sıfırlayın. Ve natural enseniz çıkmış oluyor arkadaşlar. Çok fazla bir şey yapmaya uğraşmaya gerek yok. Bak şurada bir iz kaldı görüyorsunuz. Bakın hemen. Olduğu yerde fazla yukarı çıkmadan şöyle yaparak o izle kaybediyorsunuz. Şimdi makasa geldi sıra. Saçı hiç ıslatmanıza gerek yok. Şu köşeleri ayarlamamız lazım. Şöyle altlardan da girerek şöyle ufak ufak alıp şuraları ayarlarsak. Bakın görüyorsunuz şu geçişi hemen ayarladık. Burada dedim ya az önce buralar fazla diye, işte buraları bir tık kısaltacağız bak. Şimdi buralara böyle girerek bak.
Buraya eğer ki makinayla girseydik buraları aşırı ovalleyip yukarıda kalacaktı saç. O yüzden hiç uğraşmadan şöyle. Hem zaten buralarda dik çıkıyor. Dik çıktığı için de buraları biraz daha yememiz gerekiyor. Bakın hemen toparlandı burası. Ondan sonra şöyle şu köşeden gelek. Şöyle alalım. İşte asıl nokta burası. Burayı güzel ayarlamamız lazım. Taran ve makasın ucunu kullanarak şuralarda giderseniz bak. Şöyle milim milim tek tek bak. Gördüğünüz gibi bak şurayı nasıl ayarladık. Görüyorsunuz. Ondan sonra şuraları da hafif böyle yukarı doğru kaldırarak şöyle aldığınız zaman diplere de sonuçta makine bu. Makine de kalır. Bırakır. O yüzden siz şöyle bir ufaktan da olsa makasla diplerden şöyle bir geçiş yapın. Tabi alıp almamasına bağlı. Eğer ki almazsa bir ince tarakla geçmenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi gadları oturttu. Şimdi aslına bakarsan Kadir önleri ne yapayım oğlum? Bilmiyorum ki abi. Yani önlerde çok böyle şeyler var ya oğlum. Düzeltebilirsin abi. Aynen. Sıkıntı yok yani. Böyle yoğun değil çünkü senin oralar. Yoğun olsa güzel olur da. Yapacağım. Yoğun olmadığı için bir tık oraları böyle uçlarını falan yiyip bir tık kısa olacak. Şuralar. Bakın gençler. Hemen fazla değil ha. Sadece şu kadarcık. Fazla girmeyeceğiz. Şöyle fazlalığı alacağız. Şöyle. Sakın yani kaçırmayın. Saçın şu noktasına girmiyorsunuz. Bak öndeki şu fazlıklar var ya bak. İki tane bile. Bak, şu iki tane bile aldığınız zaman işlem bitiyor. Hiç girmeden. Saçı. Evet, katlar modelimiz tamamdır. Olay bu kadar. Arkadaşlar, yani eğitim de veriyorum. Yani eğitim almak isteyenler burada açıklama kısmına ve videonun başlığına da numaramı yazıyorum. Bana ulaşmak istiyorsanız hem o numaradan ayrıyetten Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Halim.altankingav benim şahsi hesabım. Salon Halim Kingav official ise iş hesabım. İkisinden de bana ulaşabilirsiniz. Numaramdan da ulaşabilirsiniz. Eğitim almak istiyorsanız, yaptığınız tıraşlarınız varsa, öğrenmek istiyorsanız bana sorularınızı sorabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Yani böyle çok eğlenceli bir video olmadı. Ki zaten olmasını da beklemeyin. Yani şu pozisyonda. Kusura bakmayın yani. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.